Tarkan klibinde mi oynuyorsun? Bir poz. Seni izliyorum. Ha, yoruldum bittim. Yoruldum bittim de bir de yaptığını gösterir misin? Yoruldum bittim de bir de yaptığını. İki tane kazıtacaktım. Tam senin yapacağını tamam. İster misin? Ya aslında güzel gidiyordu farkındaysan. Sadece... iyi başla. Alışveriş iyi yaptı. Güzel gidiyordaki kısım bu. İyi alışveriş yaptı. Taşlı çıktı bizim bu alan. Biz yumuşak toprak zannediyorduk, taşlı çıktı. Olmadı. Olmadı. Profesyonel destek gelmesi gerekiyor. Bu profesyonel destek bizim Ali mi? Burada çalışan arkadaş oluyor Ali. Can Deniz mi? Can Deniz de Güldeniz'in kardeşi oluyor. Ona artık bakacağız. Hadi bir şeyler falan atacağım artık. Ben evet ya, yani. Saat. Bir de üşümeye başladım, üzerime montumu giymem lazım. Yıkadın mı ellerini? Yıkadım. Sıcak suyu açtım, elektriği bağladım. Birazdan sıcak suyumuza gelir, daha da şey yaparız. Evet, hadi o zaman. Hadi bay bay. Bay bay. Yemek. Ha, yok, yeter bir tane daha. Bir tane domates. Yegane büyük soru yeniden ortaya giriyor. Kamplarda hep mangal mı yapıyorsun? Hayır. Var bu ya. Bulgur pilavı. Hazır. Hazır, mis gibi. Bir de bu şeyin yaylanında değil mi evet. Bunlar? Bu yaylanın ürünleri katkısız falanmış. Güzel oluyor, lezzetli oluyor. Ama al, ekmek de çıkarttı. Oo. Bir daha mı geleceğiz dünyaya ya? Beyaz ekmek yiyelim ya. Sanki hiç yemiyormuşum gibi şey yapayım. Şunu alıyorum. Bunu yemeyiz herhalde. Yer misin? Lakardayım mı? Yani şu an barbunya yer. Yemem herhalde ya. Onu buzdolabına gönderelim. Ne zaman hazır olacak? Hazır da şu yağın birazcık erimesini bekliyoruz. Salata için. Keşke yağın önceki halini çekseydim ya. Bu gene... Baksana hala sarılığından belli oluyordur ama bak. İlk hali hareket etmiyordu. Ya biz haftalarda tabii karavana gelmeyince o da deli gibi soğuk olunca ortalık. Her şey dondu. Valla bak bir tane daha domates doğru atmadın. Fazla salata yersen yedirmem sana. Salata kırmızı çizgi. Ama bu sefer limon yok Allah'tan. Tuz da kalmamış ha. E onu zaten en son söylemiştik ya. Söylemiştik de ne yapmışız? Tuz mu getirmişiz? Hayır. Ya şu tuzlu komik şey var. Ay, kaç yılında aldık biz bu tuzlu? Valla 2017 ya da 2018 olabilir. Bu bizim kamp tuzlumuz. 2017-2018'de işte aldıktan sonra. Pandem daha ortalıkta yoktu. O zaman aldık. O günden beri kullanıyoruz artık hani yani. Beni sal diyor. Beni sal diyor. Salacağız artık. Biz niye tuzlu kalacaktık? Öğütücü. O kaldı. Ya kıyamam. Emekler ya. Bunu bence karavanın bir yerine böyle şey olarak emeklerinden dolayı teşekkürler diye asalım. Bu yeter bence bu kadar. Hadi yiyelim. Hadi yiyelim. Ne oldu? Ya, kar ya. Kar. Hadi Bay Kemal. Bırak yavrum şu oyuncağı. Annem kızıyor. Siz gidin ben sonra geliyorum. Evet Bay Kemal. Ateşimizi yak ve beni çağır. Şey gibi oldu. Gerçi dışarısı hakikaten o kadar soğuk. Soğuk. Ayaklarım biraz ısınsın. Dışarıya çıkacağım. Biraz ama işim var. Önce baltam bile yiyeceğim. Ben de şey gibi oldum. Kurtaracağım seni. Kurtaracağım. Senin için ateş yakacağım. Yak. Ve hazırlayacağım sana ateşi sonra çağıracağım. Patateslerimi hazırla. Patatesi bir şey yapacak mıyım? Patatesin dışı çok çamurlu. Onu sadece şey yapsan yeter. Toprağını biraz dökülsün. Akısan yeter. Öyle mi diyorsun? Yıkayım mı? Hadi yıka ya. Bilmiyorum ki bence yıkanır. Ateşe atacağız zaten. Ateşe atacağız da toprağa gitsin. Ben kabuğuyla yiyorum ya. Onu... Ateşe attıktan sonra toprağıyla nasıl yiyeceksin kabuğuyla pardon? Yavrum o yüzden suyla yıka, toprağını akıt diyorum.
Bunu nasıl anlamadın değil mi? Patates toprakla anladım atacaksın. Anladım da köze atacaksın. Küllü küllü kabuğuyla mı yiyeceksin onu anlamadım. Genelde yiyor mu yanık kısımlarını ben? O da benim leş mi deneyim belki? Yani. Bilmiyorum. Leş mi değil mi ona göre her şey şey yazsın insanlar. Bence böyle olması gerekiyor. Bu da cebimden şu plastiğe sinir oldum. Tamam o zaman. Hadi kolay gelsin. Gidiyorum ben. Dışarısı buz gibi. Evet şu an soğuk geliyor oradan. Kapat bayağı ya da soğuk. Çık. Kovuldum şuradan dışarının lambasını. Güldeniz'in haberi yok ama ateşi yaktı daha. O içeride şu an sıcak sıcak oturduğunu düşünüyor. Odunlar da nemlenmiş. Tütüyor. Neyse biraz ben ısınayım artık. Bakayım. İçeride bir şeyler yapıyor. Neyse. Ateşi yaktım sonra. Şu ateşi sıcaklığı gibisi yok vallahi ya. Neyse şimdi çağırayım da Güldeniz'i gelsin. Yoksa şimdi ateşin yandığını ve onu çağırmadığını görünce çekilir bana. Ateş hazır. Bulaşığı yıkayıp geliyorum. Kafana onu takarsan. Oy. Hemen. Oo, güzel ayrıldı. Güzel ayrıldı ha. Ya o kabuğu yemeyi düşündüğünü hatırlıyor musun? Evet. Bak şimdi inadına yemeği denedin. İnat. Ya elin senin normalde yanarsa olması tutuyorsun onu. Çünkü elim çok soğuk. Adam hissizleşmiş. Biliyorsun konu ateş olduğu zaman. He. Ellerim benim bir efendime söyleyeyim şef edasıyla acı, soğuk, sıcak hisseli. Pişmiş o zaman değil mi? Pişmiş. Işık patlatıyorsun. Oo, duman bak. Gözüküyor mu acaba duman? Karışık dumanlar görünüyor. Oo, çok yoğun. Ama tuz yok. Tuz olacak. Tuz yok ki. Tuz hiç mi yok? Bitti. Olsun, bu da bir şey. Yani kısacası patates olmuş. Bence senin biberin de güzel olmuştu. Biberin nerede? Ben burada biberim de yarın sabah yiyeceğim. Ben çok mutluyum şu an patates yiyeceğim. Hadi afiyet olsun. Teşekkürler. Patlattın bizi. Benim patatesim de burada. Sonra yiyeceğim. Benim patatesim güzel. Dün bu kadar. Sobayı bile ikinci kez mi çalışıyoruz? İlk kez mi çalışıyoruz? Valla ikinci, ya bir ya iki gerçekten. Bir önceki de bir akşam Afyon'da mı ne bir yerde açmıştı. Yok canım açmıştı. Onda bu karavan yoktu. Emin misin? Tabii canım onda şey vardı, başkent vardı, biz zaresi vardı. Ya sanki bir yere giderken o zaman Bozcaada'ya giden yok. Ya Bozcaada'da Temmuz ayı, Ağustos ayındaydık. Biz bir yerde çalıştırdık ama nerede çalıştırdık? Cevizli Bahçe'de çalıştırmış olabiliriz. Ya bir yerde çalıştırdık çünkü bir defa. Biz de yani karavanımız var. Yıllardır karavanımız var. Hiçbir nimetini aslında faydalanmıyoruz. Ama o kadar soğuğa denk gelmedik. Geldik mi? Geldik. Ne yaptık? Neye çalıştırmadık? Ne yapıyoruz? Biz karavana girmeden önce 2-3 dakika önce çalışıyoruz. Ondan sonra ben gece ses olduğu için geri kapatıyorum. Çok da ses çıkarmıyor ki bu Webasto gibi. Bunu hiç çalıştırmadık. Webasto'yu kapatıyordum. Tamam. Bunu diyorum işte. Bunu ne zaman çalıştırdık? İşte bir kere Cevizli Bahçe'de çalıştırdık. Ha. İyi hadi. Hadi film izleyelim o zaman. Tamam.
erkenden çıkıyoruz. Filmleri gene kendimize kere almak vermek var. Ya bir de öyle uyumak çok için seviyorum. Durmak onu var. Sen hani izliyorum, çok seviyorum. Şimdi kampta dursak bugün. Orta güzel taşımış. Tamam güzel, hani takım. Valla kampta ihtiyaç onu bilemem. Sormaya da cesaret edemedim. Ama şey oldu böyle, bir inceden böyle bir acaba artık hani bu çok alışık ya neredeyse her hafta izlemeye. Yani sanki video gelmeyecek gibi düşünüyorum. Lozan'dayız. Lozan'ı gezemedik. Halk merak ediyor. İlker abi halk merak ediyor. Bir açıklama yap bize. Yokuşlar var, rampalar var. Ya asıl önemli olan otopark yok. Yani 6,5 metre evet, aracımızı koyabileceğimiz yani otopark yok. Avrupa'da da o çizgilerin dışına taşmamak çok önemli. Sağlam cezaları bak, sırf var. Bu sebepten dolayı hani transport ediyoruz. Lozan'ı es geçtik. İlker abiler sürekli şeyde şehir içinde otopark sorunu biliyor musun? Sorun yaşıyor mu? Lozan videolarını izleyebilirsiniz YouTube'da. Biz zaten motokaravan yurt için, yurt dışı için istiyoruz ki. Türkiye'de en fazla giderse Karadeniz'e gideriz diye. Size arabanın camından da olsa şöyle bir Montreux'u göstermek boynumun borcunu ben dostlar. Ben mi burası? Ben herhalde. Montreux'um şöyle yeşil, bir pardon. Yeşil ya. Yeşil. Evet, Montreux de çok güzel bir yer tabii. Cenevre kadar güzel. Ama biraz daha böyle hani dik tepelerin yamacına yapılmış. Sen bilmezsin, bazen çok güzel bir şey. Ben hiçbir şey getirmişim. Sen fakir o sırada Türkiye'deyim, beni bekliyordun evde. Apaların hep İsviçre'ye gidiyorlar. Tabii tabii. Neyse şunu izleyelim ondan sonra uyku zamanı. Evet, adamı dinleyemedik zaten şu anda. Sırf goy goy, hep bana goy goy. Seni de göremiyorum. Belediye otobüsü gelip park ediyor. Ben buraya park ediyorum. Oh. Günaydın. Heh, kamera yukarı bakıyormuş. Şuradan kapımızı kapatalım. Ve kamerayı kendimize çevirelim. Günaydın tekrar. Dün gece patatesimizi yedikten sonra uyuduk. Zaten o kısmı siz gördünüz. Dün ne yaptığımızı kısa bir göstereyim gündüz vaktiyle. Şu iki çiti çekebildim sadece. Kazı. Benim normalde bu yerdeki toprak bizim yumuşak bir toprak. Bastığın zaman eziliyor. Diğer taraflarda da kazık şeklinde kullananlar hemen topraklarına soktular şeyleri. Ben de bizimkisi de aynıdır diye düşündüm. Ona göre yanıma malzeme almıştım ama bizimkisinin altı taşlıkmış. O yüzden herhangi bir şekilde istediğim derinlikte sokamadım. Ve bunları şeyle desteklemem gerekiyor. Çimento ile desteklemem gerekiyor maalesef. O yüzden bu işler hafta içine kaldı. Çünkü çok ses çıkartacağım. Bazı malzemeleri getirmem gerekiyor. Onlarla da ses çıkartacağım. Ses çıkartacağım için pazar pazar insanları rahatsız etmek istemiyorum. Sadece toprağı ben şey yapacağım bugün. Belleyeceğim. Çapalayacağım. Kahvaltıdan sonra onları yaparım. İnşallah onda da sıkıntı çıkmaz. Onda da sıkıntı çıkarsa kamerayı döndüreyim. Bu hafta planladığım hiçbir şey yapamamış olurum. Sadece kampa gelmiş olmuş oluruz. Olsun, o da bir şey. O da bir şey. Nasıl olmadı o ya? Çok da şeydi böyle, çok da emindim olacağını. Diğer taraftaki insanlar böyle kazıkları aldı böyle rak 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 çekişti. Dört vuruştu, toprakları soktular. Sıkıştırdılar. Tuttu onlarınki. Benimkisi girmedi. Neyse. Kahvaltı zamanı. Gidelim kahvaltı hazırlayalım o zaman. Bildiğiniz bana bağırmadan, kızmadan gideyim ona yardım edeyim. Birazdan ses çıkar. Hadi YouTube videosu çekmeye bırak da kahvaltıyı hazırlayalım. Yemek yiyelim. Kahvaltı hazırlamadık, daha hiçbir şey yapmadık der dedim. Şöyle bekliyor. Şöyle bekliyor. Beklemiyorum, iş yapıyorum. Çay suyunu koydum. Beni ne zaman azarlayacaktın kahvaltıyı hazırlayalım hadi gel diye? Şu gıdıyı gördünüz değil mi? O gıdı çıkıyorsa tamam başlıyorum ben. Asla öyle bir şey yapmam demeyi diyecektim. Evet, içeriği soğutuyorsun şu anda. Evet. Ha, bir de dışarısı nasıl? Dışarısı güzel şu anda. Bir de içeride mi dışarıda mı kahvaltı? İçeride. Demek o kadar güzel değilmiş. O kadar değilmiş. Da güzel değil. Yani düne göre bir tık güzel. Şu elektriğe bakayım ya, ben onu unuttum. Tamam. Elektrik şu an
Şey dışarıdan elektrik gelmiyor. Yok şeyden, aküden geliyor. E tamam, aküden gelsin. Merak ettim sadece. Ha. E dün geliyordu ama dün onunla geliyordu, alakalı bir sorunumuz yok. Bakayım. Neyse. Tamam haydi. Kahvaltı. Köpek de yok bu arada. Köpek, köpek için geldi. Şey... Ha. Bak. O kahvaltı ne yapmış mı? Sor bakayım. Mama verelim. Gelir birazdan. Hayatım, yumurtanın sarısı nerede? Tavuk istememiş herhalde sarı üretmeyi. Zaten bir tane yumurta vardı. Bir yumurta kırdım. Aşk oyunları yapmam lazım. Onun da sarısı yok. Bir tane şey, yani şöyle bir şey pozu. Instagram pozu gibi. Böyle Instagram pozları. Tabii bizim böyle yeşil şey... olmuyor. Yani şurada dün akşamdan kalma közlenmiş biberimle. Niye yeşil kaplı kaplı şeylerle olmaz mı ya? Olmaz. Bak, olsun bak, biliyorsun. Dünden kalma simidimiz. Şöyle yapıp uzaklaşıp hadi bize afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Evet Hüseyin, şimdi de şu işe girişti. Bir önceki bitmedi. Bitiremeyeceğiz galiba. Evet Bay Kemal. Ay camı şey yapamadım ha. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Senin sesini alıyor mudur acaba? Alıyordur. Alıyordur diyor. Alıyordur. Ne yapayım? Başlangıç saatin neydi ya? Bir süre tutsaydın. Ya bunun başlangıç saatin süre tutulacak bir şey yok. Bak Siri bile anlayamamış. Sonsuzluğu çekiyordun gene. Aa, kamerada sen yok muydun acaba? Muhtemelen ben yoktum. Sen şuraları falan çekiyordun. Ha. Tamam, şöyle bir şeyler yapıyor. Toprağı burası çok, çimenleri çok yoğun buranın. Çok kalın kalın çimenleri var şeyde. Toprak da bayağı bir yumuşak burada. Hı. Yanlış ürün bel değil. Şeyle gelmek lazım. Çapayla. Bu hafta ne demek? Bu hafta ne yaptık dersek, hangi ürünleri yanlış getirdiğimizi öğrendik. Hangi ürünlerle olmayacağını öğrendik. İyi yapıyorsun ama bence yapabilir gibisin. Bir de bence çocuğa öncesinde soralım, belki onda vardır. Ben öyle düşünüyorum. En azından yoksa da boşa uğraşmamış olur. Ya şeyde çapa bulmak kolay ya. O çapa bulmakla ilgili sıkıntı yok da. Şimdi bununla uğraşmak istiyorum. Hafta içi zaten ben buraya geleceğim. Şu şeylerle, kazıklar için falan uğraşacağım ya. Hmm. Ben buraya hafta içi bir iki gün geleceğim. O zaman yaparım muhtemelen. Ya şu an yapabildiğim kadarını yapacağım. Atıyorum 1/4'ünü yapsam yeter. 1/4? 1/4. Şu kadar oluyor zaten. Şu kadar 1/4 oluyor. Yani sadece öyle bırakacaksın o zaman. Bir şey ekmeyeceksin. Yok canım, zaten bitirmeden ekemem. Hmm. Bir de şeyde annenin tırmağa verdiği sap bir sap onun değil. Onunla o yapıyor mu? Onunla açamayız toprağı. Bir de şeyler falan çok çim. Benim beklediğimden daha fazla çimen var. Onları toplamam gerekiyor. Onlar uzun işler. İyi. Şeyim var Allah'tan. Neyin? Çuvalım. Dün odun bitti ya. Çuvalı ne yapacaksın anlamadım. Çuvalla konunun alakası. Odun şeyleri, otları toplayıp ona tek seferde atarım diye biliyorum. kendi kafamdan bir şeyler kurdum. Öyle oldu. İyi. Hadi kolay gelsin. Hadi sağ ol. Kapıyı, camı kapat da dışarısı rüzgar esiyor. Hasta oğlum ben. Görev değişimi. Görevi Güldeniz devraldı. Ben yoruldum. O da maşallah çiftçi çıktı ya. Ben 6 yaşındayken köyde kaldığımdan bahsetmiştim. Evet, yaklaşık kanalda 50 tane video varsa 40'ında senin köyde geçti, var oldun geçiyor. Bir senem geçti köyde. Okula başlamadan önce. Okul öncesi eğitim köyde oluyordu. Şimdi bunu da spor yapayım, ver de biraz ben spor yapmış olayım diyerekten elimden aldığını hatırlatırım. Evet fark etmez. Biraz daha devam et, sonra ben alırım. Hiç tepki vermiyor, bak bak. Enerjimi... Kameralara oynuyor. Enerjimi... Şey kullanıyorum. Tamam o zaman. İyi, neredeyse yarıladık. Şimdi düzeltmeleri falan filan yaptıktan sonra şimdi şu yabani otları toplarım. Sonra bugünlük bitiririz burayı. Belki ekeriz de çimenleri. Ne diyorsun? Yani bitirirsek çok da... Ama biraz da şeyde düzlemek de gerekiyor ya. Ha. Dur bakalım ya, bir giden... Ay sen neresin? Saate göre bakalım.
kaç şu anda bakayım? 12.31. Yani bitebilir gerçi. Bakalım o zaman. Ben de birazdan şeyle tırmıkla şuraları düzelterekten geleyim. Hadi kolay gelsin usta. Kazma kürek düştü. Belleme işi bitti. Ama biz de anamızı bellendiriyor. Yaptı. Ay. Ama biz de öldük bittik. Gerçekten bittik. Evet. Bize bizim toprağın çok da yamuk zamanı. Ay vallahi. Neyse en azından işin çoğu bitti, yazı kaldı. Kapandı. Neyse. Azerbaycan'la bağlamayacağım. Şu da bizim çimen tohumu. Bu nasıl kapanmıştı ya? Ha? Elimde güç yok zaten. Güç yok, boş ver. Devrilmeyecek şekilde kapat. Nasıldı? Klip böyle mi yapmıştı? Şeyimiz, ha, öyle bu yapılmıştı ya. Ben diğer ıvır zıvır kamp malzemelerini topluyorum. Arabayı getiriyorum. Sen de buraları toplayıver. Ondan sonra gidelim. O zaman videoyu da kapatalım. Evet, bu hafta çok uğraşıp hiçbir şey yapamadığımız bir hafta olmuş olabilir mi? Olabilir. Ha? Umutlarımız çok büyüktü. Yani dün çiti yapar, bugün de çimen işini bitiririz diye düşünüyorduk. İki günde hiçbir şey yapamadığımız gibi sadece belleme işini yapabildik. Onun bile bence bitmesi mucize şu anda gerçekten. Bak mucize duruyor burada kapıda ya. Bak. Ay valla. O zaman hadi videoyu kapat. Hadi videoyu kapat. Video nasıl kapanır? Dur o zaman hemen YouTube'dan video nasıl kapalır videosu aç. Onu izle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şeyler söylüyordum. Evet. Abone olun. Beğendiyseniz zaten yorum yapmayı yok. Beğendiyseniz beğene basın. Bir şeyler. Neyse video, sen kapat bir videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu hafta hiçbir şey yapamam. Ben sana bakarak konuşacağım. Kameraya mı bakıyor olmam lazım? Kameraya bakıyor olman gerekiyor. Tamam hadi çok yorulduk. Görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz.